Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar Bernstein tarafından bir takım açıklamalar geldi. 2033 yılında özellikle önümüzdeki 10 yılda kripto ekosisteminin altın çağının yaşanacağını belirtirken Özellikle bu dönemde ekosistemdeki toplam gelir 25 milyar dolardan 400 milyar dolara kadar çıkacak ve 10 katın üzerinde çok ciddi bir büyüme yaşayacağını, devamındaki açıklamayla blok zinciri ölçeklenebilirliğindeki yenilik, finansal hizmetler ve tüketici teknolojisi segmentlerinde uygulamaların büyümesi sayesinde bugün yaklaşık 4 milyar doların altında olan zincir üstü gelir önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 200 milyar dolara kadar büyüyeceğini, yani ortalama olarak baktığımızda arkadaşlar, 50 katlık bir e, büyüme beklentisi olduğundan bahsediyor. Şimdi e, bu genel olarak ne demek? E, genel olarak zincir üstü gelirin bu denli artması hemen hemen spekülatif anlamda e, kripto paraların bunun daha üzerinde hareket yapması anlamı taşıyor. Genel olarak e, hem e şeyler yani firmaların hem kurumsalların girişi devamında bunu tetikleyeceği gibi bunlar aslında kurumsal firmalar devletler tarafından yani kullanılabilirlik işlem gücü arttıkça artacak veriler olması münasebetiyle bunların devamında ve tetikleyicisi olarak e, piyasada ekstradan ki asıl olayı şimdilik döndüren spekülatörler var. İlerleyen yıllarda bunun tersini bekliyorum. Dolayısıyla bütün bunlar olurken spekülatörlerin de girişiyle 50 katlık bir hareket beklenen zincir üstü verileri doğrultusunda kripto paraların çok daha ciddi ve önemli ölçüde yükseliş yapması tahmin edilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. izleyen herkese hoşça kalın.